CHP'nin mitingi vardı. Buna da galiba bir kaç kişi? 600 bin kişi katılmış diyorlar CHP'nin mitingine de. Ben dinledim Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını çok az. Ben pek etkili bulmadım Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını. Mitingden önceki şarkılar beni güldürdü ya. Bu neydi? Dur bakayım. Ya bu niye neyse de. Uy. Bir bu miting hakkında şöyle bir olay var. Ya resmi olarak bu mitingde belki aday açıklanır vesaire bir şeyler diyorlardı ama aday açıklanmadı. Aday açıklanma gibi bir durum olmadı ama miting öyle bir miting ki yani resmen bağırıyor kardeşim diyor. Kılıçdaroğlu diyor. Aday diyor. Miting kendisi sesi var bağırıyor yani. Büyük bir ihtimal ben zaten söylüyorum neredeyse her yayın aday Kılıçdaroğlu olacak gibi gözüküyor. Bu benim kendi düşüncem. Kendi fikrim. Zaten öyle gözüküyordu. Tüm herkes ya en azından CHP'nin içindeki insanların hepsi zaten bizim işte gönlümüzdeki aday Kılıçdaroğlu'dur. Zart zurt bir şeyler deyip duruyorlar zaten kaç aydır. Orası zaten vardı. Bir de üstüne şimdi bu milletin sesi mitinginde Kılıçdaroğlu duruyor kocaman bir şekilde. Tamam eyvallah abi. Ama yani ne bileyim herhangi ufak bir yerde şey logosu bile yok yani. CHP logosu falan bile yok. Milletin sesi. Kılıçdaroğlu bildiğin şey gibi yapmışlar. Make America Great Again gibi Trump'ın logosu gibi çakmışlar bir tane. Aday ol adayız yani. Bize resmen diyor ki Kılıçdaroğlu aday diyor yani. Kılıçdaroğlu yazmışlar. Bu açık açık ben aday olacağım demektir bence. İyi de katılım olmuş bu arada. Buraya 600 bin kişi falan katıldığı söyleniyor en az. Tam olarak bilmiyorum ama. Yani mitingde de bir garip konuştu. Açıkçası çok da etkili konuşmadı yani. Şeyleri konuşturdu önce kendisinden önce. Halktan rastgele birilerini konuşturdu. Ondan sonra da kendisi konuştu ama halktan pek de farklı değildi yani bilmiyorum. Kazanamaz ki. Yani Kılıçdaroğlu'nun aday olması çok tehlikeli bir olay. Kazanacaksa tamam olsun da kazanacağım diyorsa tamam olsun ya zaten yeni o sistemde getirecekleri sistemde Kılıçdaroğlu etkisiz bir eleman olacak Cumhurbaşkanı olursa eğer ama kazanamama ihtimali çok yüksek. Çok var yani öyle kesin kazanıyoruz gözüyle bakıyorlar ama yok yani kazanma ihtimali çok yüksek hala. Erdoğan'ın kazanma ihtimali yüksek. Bu ne abi kuş bakışı yok mu? Toplasan anca max 1000 kişi çıkar. Allah Allah. Oğlum şu görüntüde 1000 kişiden fazla var lan. Bu nasıl bir bot? İstanbul Üniversitesi araştırmacı yazar. Bir araştırmanızı öneririm o zaman şu fotoğrafı. Yani tepeden görmene gerek yok şurada 1000 kişiden fazla olduğunu anlamak için yani. Allah Allah. Bu ne? Eğer aday olursa. Gözünü seveyim ya. Geç abi. Geç. Geç. Bu da ayrı bir olay. Uy bak şu tepeden çekilmiş fotoğrafı var. Bayağı kalabalık ya. Bak buralarda falan da insan var ha. 1000 kişi var gibi gözüküyor ya analizlerime göre. Detaylı analizlerime göre ünlü analizci yorumcuyum bu arada ben. 1000 kişi gibi 50 bin. Max 2000 işte ya. Öyle ben öyle gördüm. Sayalım abi tamam. 2018 mitingi mi bu? Bu eski miting miymiş? Neyse bu da yeni mitingdir. Fark etmiyor abi. Tepeden çekilmiş 50 tane görüntü var. Al burası da kalabalık. Eskisidir, yenisidir. Orası eskisiymiş. Tamam. Düzeltelim. Yenisi bu. Tam daha net fotoğraflar da vardı. Yine bu kadar kalabalık var mı bilmiyorum ama. Kalabalık. 500 bin, 600 bin diyorlar. Saydım 615 bin mi çıktı? Eyvallah abi. Teşekkür ederim bizi şey yaptığın için. Kurtardığın için büyük büyükten. Şey çalıyordu da bir yerde de şarkı olarak bilmem bir çalıyordu yine. Dersini almamış galiba CHP. Bu miting alanında bilmem bir çalmışlardı. Maltepe miting alanında can değiliz. Yani bunun miting alanında ne alakası var onu anlamadım. Şey yine okey. Aa, bu açtıkları diğer şarkıda yine şey bunda sorun yok. Bilmem bir ne alaka abi ya. Kılıçdaroğlu gelecek, İmamoğlu gelmiş, Mansur Yavaş gelmiş, çıkacaklar, konuşacaklar. Ondan sonra bilmem ne açıyorlar. Bu okey yine. Ya tamam, gider bu. Halktan birilerini falan konuştular. Buralarda boş. Ya Kılıçdaroğlu da yarım saat gelmedi bu arada. Konuşturmaya çıkartmışlar. Tabii insanlar burada şey var bir de. Ona çok laf yapmışlar da.
İnsanlar burada konuşuyor. Bu adam da şeye benziyor bu arada ya. Karl Marx bir de Kadir Mısıroğlu'na çok benziyor ya. Sonradan fark ettim onu. Burada hem konuşurken kendi seslerini duyuyorlar. O yüzden bir yavaş konuşma olayı var. Bir de şey tabii ki kaç bin kişinin önünde konuşuyorsun. Yani yavaş konuşmalarında bir problem yok. Ki burada yani Kılıçdaroğlu'yla aynı seviyede konuştu yani çoğusu. Aslında baktığın zaman Kılıçdaroğlu'nun çok konuşmasını beğenmedim yani. Öyle samimi konuşmalar var. Selamünaleyküm. 600 bin kişi var. Ya aslında tüm Türkiye de izliyor yani. Sadece önünde anlık olarak 600 bin kişi var. Adam ne kadar samimi giriyor ya. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam abi hoş geldin. Çok iyi ya. Ormanımın ardından herhangi bir hata yaparsam hepinizden özür dilerim. Ne demek ya? Estağfurullah. Ya burada da Ekrem İmamoğlu var, Mansur Yavaş var. Onu da söyleyecektim. Çıkartıyorlar Ekrem İmamoğlu konuşsun. Konuşsaydı yani İstanbul. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması şeyler desin çıkıp ne bileyim işte ama diyorum ya burada belli bariz bir şey var. Aday Kılıçdaroğlu olacak diye bağırıyor resmen sahne vesaire. Normal yani. Mansur Yavaş geliyorlar onlar sahneye şuralarda bir yerde buralarda bir yerde duralım. Davul zurna çalıyorduk evveli. Davul zurna bitti. Şimdi çek çek çek. Çekçeğimizi de elimizden aldılar. Davulumuzu da aldılar. Ekmek bırakmadılar. Ne oluyorlar? Pazarlarda artık artıkları toplayarak biz ondan geçemediydik. Şimdi domates oldu 20-25 milyon. O ezik domatesi de 6 milyar artık. Onu da toplayamıyorum. Daha geçen günler avrat ayakkabısından geziydim. Burada çöpün dibinden buldum. Bundan geçemediğim. Bizim Şey yabancı... yapıyor ya. Spekülasyon, manipülasyon yapıyor. Erdoğan çıkıp öyle cevap verecek. Buna diyecek ki mitingde insanları çıkarttılar. Bunlar spekülatif, manipülatif davranışlarda bulunuyor. Yoksa herkes ayakkabısını çok rahat bir şekilde alabiliyor. Kesinlikle herkesin 10 çift ayakkabısı var abi. Hiçbir Yalan. şey kalmadı. Artık bundan sonra... Teyzem konuşuyor. Bir tane TKP, yolculuğumuzda ha bu adam. Bu adamı da efendim dinleyelim hoş de. geldiniz. Genç çıkartmadılar ya. Genç çıkartmadım. 47. Merhaba. TKP liderini de dinleyek de. Halktan yeter bu kadar. Hepinize Kılıçdaroğlu'nu sevgi ve dinleyeceğim saygılarımı sonra. sunuyorum. Adım Abdullah. 42 yaşındayım. Esenyurt'ta ikamet ediyorum. İki çocuk babasıyım. Yaklaşık 3 aydır işsizim. Türkiye Komünist Partisi lideri geldi Buraya abi. kadar aileme, çocuklarıma iyi bir gelecek kurmanın hayali içerisindeyim. Ama düşünün daha 10 güne kadar çocuğum benden karpuz istedi. Yarım karpuz aldım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bu baba için çok ağır bir şey. Bizlere bu hayatı mahkum eden insanlara lanet olsun diyorum. Lanet olsun. Aynen öyle. İşsizim. Gittim bütün firmalar yabancı uyruklu insanları çalıştırıyor. Ben 20 yıllık ustayım. Bana asgari ücreti layık görüyorlar. Yabancıları çalıştırıyorlar. Asgari ücretle sosyal imkanlardan yoksun bir şekilde yabancı insanları çalıştırıyorlar. Bu bizim ağrımıza gidiyor. Emeğimizi, ustalarımızı değersizleştiriyorlar. Gerçekten bu çok ağır bir şey. Kendi ülkemizde yabancı olduk. Arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnanın, faşizm kaybedecek, haklar kazanacak. Aynen. Müzik AKP görevli arkadaşlarımız da bu sefer de Evet. sahnenin Solcu adam ya dünya sahnenin sağ üzerindeki. tarafına geldi. Arkadaşlarımız şimdi kürsüyü yerine alabilirler mi lütfen? Rica ediyorum. Şimdi kürsü... Evet abi teşekkür ederiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Haramilerin saltanatı yıkılıyor. Kılıçdaroğlu açıkçası benim şunun farkındayım ben. Bir şey olarak bir sonraki seçimde oy verecek birisi olarak Maşallah. şunu farkındayım şimdi. Ben Kılıçdaroğlu veya CHP başa geleceği zaman ekonomi tak diye düzelmeyecek. Ekonomi öyle bir sene içinde, 2 sene içinde düzelecek, düzelmeyecek. Enflasyon düzelmeyecek. Bunun farkındayım. Benim istediğim tek şey en azından yakın çerçeve içerisinde ifade özgürlüğü olması. En azından. İstediğimizi dile getirebiliyor olmamız, en azından siyasilere karşı bir ifade özgürlüğü olması şart. Bu olsun en azından hani tweet mivit atabilsinler insanlar bunu falan söylüyor zaten bu konuşmasında da. Bu olsun İleri şimdilik Türkiye, yeter. ileri Yoksa Türkiye. ekonominin düzelmeyeceği şuradan belli zaten. Kılıçdaroğlu az sonra serbest piyasaya falan sallayacak. Aparatlarını Oradan belli zaten hepimiz çok iyi düzelmeyeceği biliyoruz. Uyuşturucu kaçakçıları, uyuşturucu baronları, paramiliter yapılar, abi. beşli çeteler, yandaş medya ve beslemeleri, dron ağları, insan kaçakçıları, silah kaçakçıları, hepsi ama hepsi birlikte çalışıyor. Bunların tek bir amacı var. Korku iklimini yaratmak ve bu iklimden nemalanmak. Bunu hem siyasi hem finansal açıdan nemalanmak için yapıyorlar. Yani sizi bu milleti korkutarak,
Bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar. İfade özgürlüğü büyük ihtimalle zaten olur. Belki birkaç sene içerisinde olabilir. Ama sonrasında ben yine Kılıçdaroğlu'nun çok da şey yapacağını zannetmiyorum ya. Bakacağız ona. Bunu zaman gösterecek biraz. Gençlerimizi kaybediyoruz. Gençlerimizin %5 yüzde... Hani iPhone, o iPhone değil mi lan o? Gençlerimizi kaybediyoruz. Gençlerimizin %70'i yurt dışına gitmek istiyor. 550 bini gitti bile. Bu saray ve şürekasının tek yapabildiği harami söylemler. Hamati söylemler. Bu söylemler geliştiriyorlar. Ağızlarını açtıklarında yok efendim 2023, yok efendim 2071, yok efendim düş güçler, yok efendim Almanlar bizi kıskanıyor, yok efendim Japonya bizi kıskanıyor. Burası güzel mesela konuşmanın. Gizli maddeler var. Bunların tamamı yalan, yalan ve yalan. Nasıl yalan? Ne diyor bu adam? Çok uzun süredir. Lozan'ın gizli maddeler yalan mıymış? Kandırıldık mı? Ve her şeyden önemlisi bu değişime gençler hazır, kadınlar hazır. Wow. Gençlik ve kadın kartı oynandı abi, teşekkür ederiz. Özellikle bu şeyi yapıyorlar, bu CHP'nin bir şey projesi var geldikleri zaman. Devlet dairelerinde mi yoksa işlerde, hayır, işletmelere şey zorunluluğu getirilecek işte, ne bileyim. Belli bir oranda atıyorum 10 kişi çalışıyorsa orada, atıyorum ki 5 tane zorunlu kadın şey çalıştırman gerek tarzında bir projeleri var bunların. Ne kadar saçma bir olay. Bunu hep söylüyorum. Yani kim iyiyse o çalışacak. Yani illa 5 tane kadın ben kendi işletmemde çalıştırmak zorunda değilim. İşini iyi yapan kimse o çalışsın. Yani özellikle kadın ve genç demesinin sebebi de bu zaten. Saçma bir proje. Olacak iş değil. Mantıklı değil. Hemen çalışmaya başlamak zorundayız. Şimdi Kılıçdaroğlu kesin aday mı? Sence abi? Yani kocaman bir punk şey var. Mavi bir aynı zamanda. Niye mesela CHP şey yaptığı zaman, miting yaptı değil mi? Bak o da dik, bak ayrı bir olay. Mesela niye mavi bu abi? CHP'nin şu ana kadar, ki ben mi yanlış biliyorum? Tüm böyle şeylerinde kırmızı renk alan şeyde olur. Tam bir şey gibi yani. Ben adayım diyor yani ya, resmen bağırıyor. Milletin sesi Kılıçdaroğlu'na böyle şey yazmışlar falan. Böyle siyasilerin şeyleri oluyor ya işte, bak mesela Trump. Milletin sesi. Logo kendi şeyini yapmış bile. Zaten CHP'nin içinde bütün yetkili birileri, işte CHP'nin içindekiler sürekli söylüyor zaten. Bizim adayımız Kılıçdaroğlu'dur. Bizim adayımız gönlümüzdeki aday Kılıçdaroğlu'dur. Özür dilerim Akner'im. Diye sürekli söylüyorlar yani zaten. Onun dışında Engin, dur bakayım bir saniye. Ne Engin Altay'ın böyle var. CHP'li neydi bu adam? Bırakın etmenin anlamı kalmadı. Şu tabloda zaten biraz onu gösteriyor. Hani eskiden şöyle deniyordu ya. Efendim bizim gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu. O gönlümüzün kısmı biraz kalktı. Artık Cumhuriyet Halk Partililer, parti yöneticileri, parti yetkilileri, bizler adayımız partinin, ama altılı masayı demiyorum. Altılı masaya saygısızlık etmek istemem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Kılıçdaroğlu gibi bir algı oturdu ve İsmail'de... Böyle bir söylem var işte. Görecekler. Yani aday, ben kendi fikrimce Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor. Zaten kaç aydır böyle. Ben neoliberalizme karşıyım. Bırakın halkın, bırakın ne halkın. Ne alaka bu adamda neoliberalizmden. Kendi dengesini bulur. Söylemine karşıyım. Ne? Dur bir daha söyle. Yine tekrar edeyim. Ben neoliberalizme karşıyım. Bırakın halkın, bırakın halkı, sömüren sömürsün. Piyasa kendi dengesini bulur. Söylemine karşıyım. Türkiye... Evet abi, ekonomi böyle yönetilir ki zaten. Ekonomi yönetmeyerek yönetilir zaten ya. Olayı bu. Yani şu anda zaten AK Parti aynı şeyi yapıyor ya. AK Parti şu anda marketlere zabıtaları sokuyor. Fiyat denetimi yapıyor falan filan. Düzeliyor mu fiyatlar, marketteki fiyatlar? Bir gelişme var mı? Düşüş var mı marketteki fiyatlarda? Hayır, yok. Çünkü marketleri denetleyerek devletin piyasaya müdahale etmesi bir şeyleri değiştirmiyor. Enflasyonu düşürmüyor abi. Deneniyor şu an. AK Parti yapıyor işte bunu ya. AK Parti'nin yaptığı şey, serbest bırakırsan, ekonomiyi yönetmezsen kendi dengesi de budur zaten. Olayı bu ya. Garip bir açıklama. Kılıçdaroğlu ne istiyor anlamıyorum yani. Sürekli bunu söyleyip duruyor. Gerektiğine diyor. Kamulaştıralım diyor işte. Evet, kamulaştıralım diyor. Yani bu adam kamulaştırmaktan öteye gidemiyor abi. Bu kadar kamulaştırmak zaten bizi bu hale getirdi. Alo. Şu anda devletin elinde her şey. Her şey devletin elinde ve o yüzden ortada problemler oluyor. Bilmem kimin tanıdığının çocuğu şey yaparken, işte boru dizerken şey altına
su borusunu şey yaparken boru çalıyor, boruları satıyor. İşte sarayda oyuncaklar varmış çocuklara dağıtmak için. Onları almışlar, onları çalıp satıyorlar vesaire. Devletin elinde böyle her şey olursa yolsuzluk olur. Birileri yolsuzluk yapar. Devletleştirelim, kamulaştıralım diyor hala bu alanda. Dozunda abi. Minimal devlet. Her şeyi devletleştirmek çözüm değil. Denendi yani, olmuyor. Atatürk'ün devletçilik ilkesini uygulamak istiyor ama yanlış anlatıyor. Yok, Kılıçdaroğlu'nun derdi Atatürk'ün devletçilik ilkesi değil. Kılıçdaroğlu'nun derdi her şeyi kamulaştırmak. Yani ortada bir problem mi var? Kamulaştıralım abi. Onu da kamulaştıralım. Ne gelirse her şeyin bakanlığını açalım abi. Sorunlar kendi kendine çözülür. Kafasıyla bakıyor olaya ciddi bir şekilde. Neyse, CHP milletin mitingini geçiyorum abi. Milletin sesin mitingini geçiyorum. Ortalama bir miting. Halktan sonra Kılıçdaroğlu'nun konuşması bence zayıf kalmış. Ve net bir şekilde aday Kılıçdaroğlu diyen bir miting. Tabii ki bekleyip göreceğiz. Büyük bir ihtimal erken seçim olacaksa 2023'e girmeden olur herhalde. Bak, bekleyip göreceğiz kim aday olacak. Yani inşallah bir şey yapıyorlardır. Sağ gösterip sol vurma falan yapıyorlardır. Yani yoksa Kılıçdaroğlu aday olursa halimiz gerçekten zor. Anadolu öküzü dediğimiz insanlar. Kılıçdaroğlu adam oy verme ihtimali yok. Bay Kemal olarak biliyor, dinlediği yani şey yaptı. Mümkün değil. Kılıçdaroğlu çok kirli bir isim. Kazanma ihtimali çok düşük. İnşallah aday olmaz. İnşallah böyle bir aday koyulmaz. Oyumuzu kime verelim? Erdoğan'ın karşısındakine ver kardeşim.